İlaç var ama stokluyorlar. Eczacılar kendilerine ürün gelmediğini söylüyor. İlaç depolama şirketleri dağıtımların devam ettiğini belirtiyor. Sahada denetimleri sıklaştıran Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'ye giren tüm ilaçlar barkodlu, takip ediyoruz diyor ve stokçuluk yapılmadığını işaret ediyor. Gözler Şubat'ta. 3 ay sonra kur güncellemesi bekleniyor. Evet, hastalar birçok ilacı bulamıyormuş. Eczaneler soğuk algınlığı ilacına bile yok diyorlarmış Atabey. Şimdi ilaç var. İlaç var da dediği gibi hem stokçuluk var hem de eczacılar artık ilacı alıp rafa koymuyor. Hı hı. Şimdi depolar var yakın yerde. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki reçeteleri veriyorsunuz. Abi 1 saat sonra gelsene, 2 saat sonra gelsene. Ne oldu? Depodan bir şey isteyeceğiz falan. Tamam. Göz ama açık dedim, ben niye depodan sana geldim o zaman, ben depoya gideyim. Yani hakikaten bundan sonra alacağım reçeteyi, depoya gideceğim. Yani dedim ki göz açık hanımefendi, ben sana niye geldim dedim, eczane yazıyor ya. Ama beyefendi bu kadar ilacı niye burada tutacağım, parayı yatıracağım da zaten bilmem ne diye. Ya kardeşim yani o zaman eczanelik. Yani buradan çık dedim ya. Birkaç kişiyle böyle bir ağız dalaşı da yaptık. Aha. Tatlı ama böyle. Aha. Biraz dank etsin diye. Bak vallahi dedim yarın öbür gün bir depodan kapısına birisi bir eczacı buldurabilirler yani. Efendim perakende satışlarımız da var diye. Eyvah. Ben oradan giden hepsini alır gelirim dedim. Bak ortada kalırsınız. Dikkat edin. Getir 3-5 tane. Evet. Ya, buraya koy mevsimine göre. İlaçlarınızı koyun buraya. Öbür tarafta dediğiniz gibi kur ayarlamasına endeksli, hı hı, depocular. Evet. Çünkü bizde sürekli hakikaten bireysellik ve menfaate dönüştü. Yani hizmeti tamamen unuttuk yavaş yavaş. Müthiş bir şuursuzluktur yani. Toplum eğer hizmet etmeyi, taksiciden tut eczacıya, deposuna kadar, fırıncıya kadar mesela, eğer bunu unutursak, hizmet erbaplığından çıkarsak, sadece menfaatim falan, ben nasıl para kazanırım buradan diye elde edersek, o zaman kardeşim sen esnaf değilsin. Canım ben eczacıyım. İyi de kardeşim bakkal gibi işte orada duruyorsun. İlaç satıyorsun. Ben de sana geliyorum. Efendim işte nereden çıkardın? Ya çıkaracağım tabii kardeşim. Yani ya bu işi yapacaksınız ya da başka türlü olacak. Ben karşının taksiciyim. Ha. Yok efendim. Ben karşının taksisi değilim. Ben karşının taksisi değilim. Ya da ben ya da efendim işte bu tarafa geliyorsun, ekmek diyorsun. Ekmek bu kadar para diyorsun. Ya kardeşim sen bu kadarı üretmiyorsun. Biliyorum sen bu paranın yarısını neredeyse bakkal esnafa veriyorsun. Yani bugün bir bakkaliyeniz olsun, ciddi söyleyeyim, hiçbir şey satmayın. Günde 1000 tane ekmek satın, evet, o sizi çeviriyor. Çünkü müthiş bir rekabet var ve fırıncı diyor ki ya kardeşim sana al 50 lira veriyorum. 50 kuruş veriyorum ekmek, bilmiyorum 150 kuruşsa al sana 50 lirası senin olsun. Hatta 65 kuruşu senin olsun diyor. Hı hı. Yani o şekilde satıyor. Ya bakkal esnafına veriyorsun, herkese veriyorsun. Öbür tarafta tüketici senin direkt müşterin. Allah'tan kork canım yani. Tüketici ne yapsın? Herkes kazansın ama tüketici çok affedersiniz kazıklasın. Kazıklansın. Ben bazı lafları direkt söylüyorum. Yani anlaşılsın diye yani. Ekmek alan adam geliyor. Evet. Yani müşterin. Bakkaldan alıyor. Bakkala vermişsin 65 kuruş lira para. Öbür tarafa da affedersiniz. Yani şey yapıyorsun yani. Olmaz böyle bir şey. Hizmet erbabı olmak lazım. Şimdi bakın hakikaten burada iki türlü kazanan var. Yani eczacı bende ilaç yok falan dediği zaman niye yok? Deposunda var. Niye istemiyorsun? Böyle çok üzerine gittiği zaman canım şimdi 3-5 tane şeyi niye burada tutalım da efendim ki birisi gelecek de alacak da. Ya kardeşim şimdi bir takvim yok mu? Yani mevsimsel bir takvim vardı sizin önünüzde. Hı hı. O takvimi koyun önünüze. Efendim bu mevsimde hangi ilaçlar ya da sürekli gelip bu ilaçları alanlar var ya, 2'şer 3'şer tane bulundurun. Adam gelip istiyor. Amca, abi sen bir çay içsene, bir kahve söyleyelim falan. Depolar da herhalde yakın. Adam daldırıyor tabii orada. Gazeteye dalıyorsun ya da birisi bir şey soruyor. Konuşuyorsun, bakıyorsun arada 1 saat geçmiş, 45 dakika geçmiş. Nerede oğlum bizim ilaç? Abi geliyor falan. O arada motosiklet kapıya geliyor. Olmaz hakikaten ya. Lütfen buna bir çare bulalım. Orada şey yapanlar, denetleyenler kusuru şeyde, evet, buluyor. Tamam. Evet. Onlar kusurlu. Onlar doların ayarlamasını şeyi, o kur ayarını bekliyor o 3 ay sonra. Ama eczacı da almıyor. Evet.